Merhabalar. Bir önceki videomda nasıl yaptığımı göstermiştim. Hemen kısaca tekrar üstünden geçeyim. Altından kalıbımı döktüm. Hazır kalıplara da yapabilirsiniz. İçine köpüğü sabitleyip silikon sıkıp bir tane kütük ağaç dalını sapladım. Telimizi de hemen gösterelim. Şu şekilde kendimce bir halka belirleyerekten buraya sabitledim. Bunlar ikinci el kablo şeyler arkadaşlar. Bunlar ikinci el teller. Biraz küflenmiş. Hemen az bir şerit alıyorum elime. Silikon tabancasıyla küçük bir parça sıktım. Hemen sabitliyorum onu oraya. İsterseniz şu şekilde bir tane düğüm de atabilirsiniz. Daha sonra bunun etrafını saracağım. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Sardığım kısım, sarmadığım kısım her yerini saracağım. Şimdi bu şekilde ipimi alttan üstten geçirerekten bunu etrafını içine doluyorum. Bunu daha farklı da yapabilirsiniz. İçine direkt oturtabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Hemen bitişini göstereyim. Şu şekilde içine yapıştırdım. Hemen diğer eki buradan devam edip bu şekilde silikonluya devam edeceğim. Ürünü bu şekilde bitirdim. Süslemesine geçeceğiz. Merhabalar. Bu ağaç dalında buralara da birer tane ekledim. Bu şekilde bir dal vardı. Hemen buraya da. Bunlar da şu yanlara eklediğim parçaları göstereyim. Onlar bunlar. Şu şekilde. Arkadaşlar çam ağacı. Parça parça olur ya kenarlarda etli etli. Onları bıçakla aralarını şu şekilde katmerlerin açtım. Parçaladım. Evet. Bu şekilde parçalarını böldüm ve bu şekilde dağıttım. Ara ara yapıştırdım. Bu şekilde yumurtam var. Yine saman ipliklerini çevirip hemen hazır yumurtayı yapıştırdım içine. Yumurtaya da yapıştıracağım bunu. Bunu da buraya böylece yapıştırmış olduk. Hemen birkaç tane de buraya yapıştırmak istiyorum. Şöyle uygundur. Kafanıza göre, canınız nasıl isterse yapabilirsiniz. Her türlü güzel olacaktır. Bu şekilde birkaç tane daha dağıtacağım, yapıştıracağım. Altını bu şekilde tamamladım. Bu şekilde ufak tefek çiçekler koydum. Elimde birkaç tane vardı. Şuraya bir tane daha yuva yapacağım. Elimde bu şekilde küçük çiçekler var. Bunları şemsiyenin etrafına ara ara dağıtacağım. Hemen rastgele yapıştıracağım. İsterseniz sabit bir gidişe yapın. Tek bir yön, tek bir tip. Hiç fark etmez. Bu şekilde gelişigüzel dolduracağım. Birkaç tane yapraklarım var. Büyük yaprağı dörde bölerek kestim. Hemen bunları da küçük küçük hemen rastgele yine yapıştıracağım. Bu
bu şekilde. Nereye yapıştırmak istiyorsanız. Dağınık bir şekilde yaprakları da serptireceğim. Bu şekilde yaprakları hızlıca dolduracağım. Bu şekilde bütün çizgilerini çizeceğim. Bu şekilde boyadım ürünü. Buralara minik fantiyeler koymak istiyorum. Hemen. Seninkiyle babamınki birbirine. Bu şekilde. Puantiyeleri dolduracağım, bitireceğim ürünü. Merhabalar, puantiye yapmaya devam ediyorum ve beyaz çiçeklerimi puantiye koydurarak biraz daha hareketlendirmek istedim. Bu şekilde rastgele çiçekleri keçeli kalemle rastgele son yaprağı da yapalım. Gördüğünüz gibi puantiye yaptım ve gerçekten çok şirin oldu. Burada da puantiyeli oldu. Şu şekilde saman ipliklerini şöyle ikiye bölüp bağladım. İkiye katladım şu şekilde. Hemen silikonlayacağız ve yapıştıracağız. Bu şekilde sağına soluna her yerine dağıtaraktan bunları yapıştırıp ürünümü bitireceğim.